Herkese merhabalar. Merhabalar sevgili ikizler, sevgili yengeçler. Herkese merhabalar. Merhabalar sevgili başaklar. Merhabalar sevgili boğa burcu. Merhabalar sevgili oğlak burcu ve özellikle yükselen burcunuz oğlaksa Haziran ayı yorumlarıma hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, Haziran için size çok detay vereceğim. Güzel de bir ay ve de size çok güzel haberlerim var. 5. evinize geçen bir Jüpiter'den bahsedeceğim. Öncelikle bu videomuzu izlediğiniz günlerde 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutluyor olacağız. Bayramımız kutlu olsun. 5. ev çocuklar alanına ve aynı zamanda eğlenceli işler, hizmet alanı, bütün bunlarla ilgili fırsatlar verecek olan alana Jüpiter gelmiş durumda. Sevgili getirebilir, güzel bir çocuk haberi getirebilir. Eğer ki evliyseniz buna benzer konularınız var. Bakın, çok güzel haberler alacağınız dönem aslında 28 Mayıs'ta başlıyor, 3 Haziran'a kadar. Bu haberler Jüpiter'le Kuzey Düğümü'nün kavuşumundan ve 5. evinizde. Beklentiniz o yöndeyse hamilelik olabilir bu haberlerden biri. Belki de bir hamilelik haberiniz var. Siz veya eşiniz veya kardeşiniz, böyle bir durumunuz, gündeminiz var. Hayatın tadını çıkarma aşamasındasınız. Plüton'un da retrosu başlıyor. Üzerinizdeki baskı biraz nispeten azalacak. Çünkü para konusunda biraz daralttı hemen Plüto gelir gelmez sizi. Ama ödüllü bazı konular var. 1 Haziran civarı ve bütün Haziran'da geçerli bu. Bakınız, ikizler üzerinde güneş var ayın 21'ine kadar. Dolayısıyla iletişim bu ay çok önemli sizin için. Herkesle her şey için konuşmak, görüşmek, fikir almak çok önemli. Çünkü fikren destek bulacaksınız. Aynı fikirde olan doğru doktoru, doğru insanı, doğru bankacıyı, doğru avukatı öneren kimseler olacak. Önerilere açık olmanız, doğru karar verebilmeniz için konuşuyor olmanız gerekir. Karşılıklı konuşmalar çok önemli. 4 Haziran'da Yay burcunda bir dolunay var. Bu dolunay 12. ev alanınızda. Çok hızlanıyorsunuz. Evlilik konusu bunlardan biri olabilir. Çocuk konusu bunlardan biri olabilir. Trafiğiniz çok yoğun. Başkalarının evliliklerine de dahil olabilirsiniz. Yani nikahlar, düğünler, nişanlar, başım döndü bu yaz diyeceksiniz. Bazı tedirgin durumlarınız kendi ikili ilişkileriniz için olabilir. Tedirgin olmayınız. 12. evinizde olduğu için bu dolunay tedirginlik verebiliyor, ama tedirgin olmayın. Hiç pes etmek yok, hiç geri adım atmak yok. Ama bu ay özellikle aldığınız kararlar konusunda kendi kendinize kuşku duyabilirsiniz. Bunun sebebi şu: 18 Haziran'da stresli bir de yeni ayımız var. Neptün'den kare açı alan bir yeni ay. Ama çok buna takılmayınız. Çünkü bakınız, Haziran'ın geneli güzel. Jüpiter Kuzey Düğümü'yle başladığımız için, kavuşumuyla başladığımız için geneli güzel sevgili oğlaklar. Hiç pes etmeyin. Tutum davranış değişikliği olmasın. Hasta olmamaya bakın. Belli bir düzeni korumaya bakın. Bağışıklığınızı kuvvetli tutun. Çünkü her gününüz koşturmacalı. 30 gün. Her gününüz koşturmacalı. Ben bir ev hanımıyım, ne koşturması da diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Öyle görevler yazarlar ki çoluk çocuk, eş, konu komşu, aile, mutlaka bir yerlere doğru koşturursunuz. Kilo almak konusuna da biraz dikkat etmenizde fayda var. Jüpiter geçtiği için kilo almamak konusuna da biraz lütfen odaklı olun, dikkat edin. Bakın, eğer hastalıklar konusunda, iyileşme konusunda, ameliyatlar konusunda kaygınız varsa Jüpiter Plüto kare açıları, bunlar önemli. Kuzey Güney Düğümle Plüton'un açısı önemli. O yüzden Temmuz ayında size ciddi kararlar aldırabilir. Ama biraz kendinize odaklı olsanız iyi olur. 18 Haziran'daki yeni ay ise biraz stresli. Bu stres 15 Haziran'da başlayabilir ve 14 gün de sürebilir. Yani 3 Temmuz'daki Oğlak Dolunay'ına kadar. Evet, 3 Temmuz'da Oğlak Dolunay'ımız var. Şimdi sağlıkta şüphe duyduğunuz her konu 18'inden itibaren adım adım çözülebilir. Burada önlem almanız gerekiyor. Burada check-up olması gerekiyor. Basit bir şey, acaba daha büyük bir problem mi diye düşünme ihtimaliniz var. Çünkü Neptün karesi gerçeği görmüyorsun dedirtiyor. Yani kuşku, kaygı, seninki geçici kaygılar, ama yine de bir check-up olsan iyi olur dedirtiyor. Çünkü burası Plüton'un tek kare açısı, o ciddiyeti Temmuz ayında korumamızı istiyor. Yani eğer check-up ihtiyacınız varsa bunu mutlaka Haziran'ın içinde yaptırın derim. Hatta 19 Mayıs'tan itibaren yaptırın derim.
İş konusunda da bazı kaygılarınız olabilir. 6. ev, iş konularınız, iş ortamınızın konuları, birim değiştirmek, bölüm değiştirmek. Bunlar da kaygı yükleyebilir size. Kaygılı olmasanız ne iyi olabilir? Yeni iş adımlarınız var. Çünkü yeni yeni işlere girişiminiz var. Harekete geçmeniz gereken yeni konularınız var. 6, 12. ev aksı bu ay çok önemli sizin için. Yeni kararlar alacağınız konulara birilerini dahil edeceksiniz. Bunu unutmayın. Harekete geçmeniz gereken yeni bir kurulu düzen. Bir düzeni devir almak, ek bir eğitim ihtiyacı, bir kursa gitmek ihtiyacı olabilir bu ay. Satürn retrosu biraz 17 Haziran'dan itibaren baskıyı azaltacak. 4 Kasım'a kadar üzerinizdeki baskı adım adım azalacak. Bakınız, en doğru kararları alacağımız, maddi manevi gelirlerimiz için en doğru kararları alacağımız dönemleri söyleyeyim. Eğer ki bir Oğlak kadını iseniz bu sizin için 8 Haziran'dan itibaren 5 gün, 8 Haziran 13 Haziran arası en doğru kararları alabilirsiniz maddi manevi değerler kazanımlar için. Ve aynı zamanda eğer ki bir Oğlak beyefendiyseniz de bu 3 Haziran'da başlıyor. Bence 1 Haziran'da başlıyor. Tam 5 Haziran'a kadar 5 gün boyunca en doğru kararları alma dönemindesiniz ve belki de biraz karşımızdakini ikna etme ihtiyacımız vardır. Böyle bir ayda, güzel bir ay çünkü, ikna etme ihtiyacımız olabilir, yoldan çevirme ihtiyacımız olabilir, caydırma ihtiyacımız olabilir, manipülatif davranmak isteyebilirsiniz. Yani karşıyı ikna edebilsem işlerim yolunda gidecek diyebilirsiniz. Mars'la ilgili bu. Mars 51 gün boyunca Aslan burcunda, 20 Mayıs'ta başladı bu transiti. Özellikle bir Oğlak kadınıysanız hemen 20 Mayıs'tan itibaren eforunuz çok yüksek. 3 Haziran'a kadar da gayet ikna edici durumdasınız. Bunu iyi değerlendirin derim. 1 Haziran'a da dediğim gibi Jüpiter Kuzey Düğüm kavuşumu ikna edeceksiniz demektir. Belki bir hanımefendi evlilik teklif edecektir bir beyefendiye olabilir yani. Ve bir Oğlak burcu erkeğiyseniz bu da 28-29 Haziran'dan itibaren 5 gün tam 4 Haziran'a kadar sizi çok ikna edici, motivasyonu yüksek, karşıdakine odaklı ve onu ikna edici yolundan caydırıcı ya da ikna turlarında bulunabileceğiniz aşamada manipülatif yapabilir sizi. Özetle manipülatif yapabilir. Umarım güzel bir Haziran ayı olur. Önerilerime ve uyarılarıma lütfen dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Büyük şeyler olacağından değil, siz konuları büyütebilirsiniz. Nedense öyle söyledim. Çünkü Neptün'ün kare açısıyla 1-18 Haziran'da İkizler yeni ayımız var. Abartabilirsiniz bazı konuları. Abartın. Araştırın ve check-up olun ya da tedbirler alın. Bunlar önemli sizin için. Çünkü Oğlak her zaman bu konuda bir disiplin geliştirir ve disiplin gösterme ihtiyacındadır. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir Haziran ayı olur. Öncelikle öyle söyleyeyim. Ve 23 Temmuz'dan sonra Venüs retrosu başlıyor. 3 Eylül'e kadar size güzel şeyler söyleyeceğim. Özellikle maddi kazanımlarla ilgili. Beni eğer takibe alırsanız ve zil butonuna tıklarsanız, abonem olursanız ve zil butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere, hoşçakalınız. Herkese merhabalar. Merhabalar sevgili ikizler, sevgili yengeçler. Herkese merhabalar. Merhabalar sevgili başaklar. Merhabalar sevgili boğa burcu.